kurtarabiliyoruz. Ama kurtaramadıysak ve daha güçlü, daha hani etkili bir virüsse aşağı kadar gidip sonuçta bronşit, hatta pneumoni, yani akciğer iltihabına kadar giden virüs enfeksiyonları oluyor ki bu virüsün şiddetiyle paralel. İnfluenza'da bunu görme şansımız, yani grip hastalığında biraz daha fazla. Virüs zayıfladıkça lokal olarak bir bölgede tutulup da hemen immün sistem tarafından kontrol edilme şansı daha fazla oluyor. Herhalde gayet açık evet, oldu. Evet evet, o araziyle. Mikrop bu zayıflığına bağlı. İlk öndekiler bu buranın da farenks var. Patküt durduruyorlar ya da burada tonsiller de. Peki evet. Bahar alerjisiyle faranjitin alakası var mı? Çünkü bahar alerjisi olanlar hep faranjit olur diye de bir madde var. Şimdi sonuçta bahar alerjisi, alerjinin reaksiyon verdiği organlardan biri burun mukozası. Burun mukozası şiştiği andan itibaren, burundan nefes alamamaya başladığınız andan itibaren ağızdan nefes almaya başlıyorsunuz. Ama boğaz mukozasını çok ayırmamak lazım. Aynı sistemin bir devamı. Damağınız da kaşınır. Yani alerji sırasında burun içerisinde de bolca salgı üretimi olur. Burnunuz şişer, tıkanır. Ağza nefes almaya başlarsınız. Kulağınıza vuran kaşıntı olur. Damağa vuran kaşıntı olur. Ama esas cevap veren organ burun ve sinüslerdir. Alerji şeyine karşı. Çünkü bu cevap organı budur. Ama ikincil olarak mutlaka boğazınız da etkilenir. Eğer burnunuz açık değilse, rahat nefes almıyorsanız ağız solunumuna ikincil veyahut da sistemik genel reaksiyona ikincil olarak boğazınızda da hissedersiniz problemi. O yüzden yani aslında. Tabii doğrudan ağızdan nefes almak. Boğaz mukozasının ya da farenksin bir alerjik reaksiyon şeyi daha ikincil plandadır. Yani oradaki lenf sisteminin uyarılmasıyla alakalı bir şeydir. Ama esas alerjiye cevap organı burun mukozasıdır. Burun mukozasının içerisindeki özel hücreler ve moleküller alerjik reaksiyonu oluştururlar. Burunda, ciltte ya da akciğerde çıkar alerjinin sonuçları ağırlıklı olarak. Diğer organlar ikinci olarak etkilenir. Ama alerjenlerin ilk yakalandığı yerler doğruları zaten. Yani özellikle burun. Solunum yani. Organı burun olduğu için burundan giriyor. Ama yine de mukozanın içerisindeki alerjiye cevap veren maddenin yoğunluğu. Yani her insanda bu reaksiyon olmuyor sonuçta. Alerjik bünyelerde oluyor. Hı-hı. Ve bu kişilerde de eozinofil, bazofil, bazı özel hücreler, alerjiye cevap veren hücreler burun mukozasına yoğunlaşıyor. Ve alerjini görür görmez reaksiyon orada başlıyor. Ama ikincil olarak bütün üst solunum yolu mukozasını tabii ki etkiliyor. Ses teliniz de şişebiliyor. Yani alerjiye bağlı larenjit de oluyorsunuz, faranjit de oluyorsunuz, sinüzit de oluyorsunuz. Yani her tarafı etkiliyor. Ama ilk başlama ve olayın patlama bölgesi burun içerisindeki nazal mukoza diyebiliriz. Cihan Hocam. Evet. Şimdi larenjit, faranjit, sinüzit güzel. Ve grip. Ya bunların hepsini biz 2 saate de... Yani en azından öğrenecek kadar sığdırdık. Çok azını sığdırdık. Çok azını. Burada biraz açıyoruz, biraz frenlemeye çalışıyoruz. Teoman Hoca'da daha ne laflar var. düşünün ki bu bir uzmanlık dalı. Kulak, burun, boğaz. Ve bu uzmanlık dalının çok ciddi bir kısmını etkileyen bir rahatsızlıktan başladık. Bu konuştuk virütik enfeksiyonlarda. Eğer bırakılırsa o mikropların yalnızca hemofilis influenza'nın, yalnızca gribe neden olan virüsün kaç tane tipi olduğunu ve bunun her sene değiştiğini biliyoruz. Arkaya, buruna, oraya yerleşen virüslerin, bakterilerin, mikroorganizmaların, hatta mantarların, onların diğer mikropların türlerini konuşmaya kalkarsak tabii ki çok 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 fazla zaman alacaktır. Ama burada ağırlıklı olarak biraz virütik enfeksiyonlardan dedik. Evet. Yani bu çok antibiyotiğe cevap vermeyen, gerçek anlamda antibiyotik kullanımı gerekli olmayan, vücudun savaşarak yenebilme ihtimali oldukça fazla olan, ama bu arada mutlaka işte lafları, Teoman Hoca'nın söylediklerini dinlemek gerekiyor. O istirahati, sıvı içmeyi ve 3 günü geçerse yine de hayır nasıl geçer demeden kulak burun boğaz uzmanına gitmeye gerektiriyor. Bu alerjik reaksiyonlarla ilgili kısmı da çok kısa kesti gibi geliyor bana aslında. Çünkü alerjik reaksiyonların getirmiş olduğu birçok şeyler var. Orada kulak burun boğaz, buradaki mukozanın şişmesi aslında branşın adının anılırken ilk olarak geçen kulağın da etkilenmesi değil mi? Ne kadar? Onun, evet. Çok neden olur. Evet. Doğrusu onu da konuşmuştuk. Ama en azından gribi ve bir ölçüde nezleyi artık birbirine ayırt edebiliyoruz. Nedir? Nezle çok daha hafif bir mikroorganizma. Ama bütün bunlar dikkat edilmezse
araya bakteriler giriyor. Hocam bakteriler buralarda yerleşir mi? Yerleşiyor tabii ki. Yani kronik enfeksiyon odakları olabilen yerler var. Özellikle sinüsler. Yani en sık kronik enfeksiyon gördüğümüz bölgelerden bir tanesi. Bademcikler mesela kendine özel yapısından dolayı bakteri kaynağı olabilen yerler. Ama onun çok özel bir durumu var. Yani o ayrı bir konu, virüslerden bağımsız. Ama bu üst solunum yolu mukozası içerisinde en problem olabilen, bizim için en sık karşılaştığımız ya da bizi en çok uğraştıran konu sinüslerdir. Diğerleri daha çok kendini sınırlayabilen açık bölgeler. Sinüsler kapalı ve kolayca kapanıp bir odak oluşturabilen bölgeler olduğu için en fazla bizi uğraştıran virüs enfeksiyonu ya da sonrasında görülen problem olarak sinüzittir diyebilirim. Onun tedavisinde de zaten oldukça güzel anlattınız aslında. Navigasyon sistemlerine kadar yolu bulamazsak takırım navigasyonu, evet, yolu bulurum dediniz. Hoca bu işi bu kadar hakikaten teknolojiye indirgemiş. O yolları bulmak, o minnacık delikleri bulmak da hakikaten tabii navigasyon sistemine güvenip de hiçbir şey yapılmıyor doğal olarak. En önemli kısmı hekimlik sanatı apayrı. Yani öyle. Kulak burun boğaz uzmanı doçent doktor Teoman Dal bugün konuğumuz oldu. Hocam tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz değerli bilgiler için, bizimle paylaştığınız için. Yani böyle bir konuda biz sizi tek konuk olarak aldık. Bu da aslında bir ilk ve hakikaten non-stop. Bitmedi değil mi? Nefesiniz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok açık, net bilgilendirdiniz bizi. Teşekkür. Sağ olun. Evet Cihan Hocam, mevsim itibariyle birçoğumuzun sorununu üst solunum yolu rahatsızlıklarını konuştuk bugün. Ama biz hafta içi her gün saat 11'de HTV ekranında bambaşka bir sağlık konusunu işliyoruz. Ve sizden de her türlü soru, görüş ve öneri bekliyoruz. Bunun için bir adresimiz var. O da şu: usumeyliksağlık@htvturkiye.com. Bu adres 24 saat açık. 24 saat evinizde sizden gelecek soruları okumamız ve sizin adınıza sormamız için. Evet, bekliyoruz diyelim ve tekrar görüşünceye kadar sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.